Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sen öyle yerini mimli falan filan bir bırak bu ayakları. Bırak bu ayakları. Senin kaç milyon dolar paran var? Sen onu bize çıkar bak. İspatlarsan ben hem siyasete hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Milletin önüne belgelerin çıkışını, milletin önünde bu konunun konuşulduğunu grup toplantımızda izleyeceksiniz. 60'dan 90'a çıkardı. 90 soru 135 dakikalık bir süre içerisinde kesinlikle tek oturumda ikinci bir oturum olmayacak. Tek oturumda 90 soru 135 dakikada yeni bir tartışmaya yol açmamak için biz açık uçlu soru sormamayı bu sınavlarda kararlaştırıp sorulmayacak. Buraya arabalarını koymak için buradaki bütün sokak kedilerini zehirlediler. 11 tane sokak kedimiz vardı. Kala kala geriye 4 tanesi kaldı. Buraya bir araba daha fazla park etmek için kendi arazileri olmamasına rağmen burada bir 12 tane kediyi şey yapamadılar. Besleyemediler ve öldürdüler. Bugün 27 Kasım 2017 Pazartesi, özgün ve güvenilir Olay Ana Haber başlıyor. Değerli izleyenler, gözler bugün bir kez daha Rıza Sarraf davasında. Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilime neden olan davada görev yapacak jüri bugün belli oluyor. New York'taki jüri seçiminde savcılıkla işbirliği yaptığı belirtilen İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf yine katılmıyor. 12 jüri üyesi şu sıralarda devam eden duruşmada seçilecek. Bir veya iki gün içerisinde tamamlanması beklenen jüri seçimi sonrası Sarraf davasının asıldan görüleceği duruşmalar başlayacak. Uzun bir süredir duruşmalara gelmeyen Rıza Sarraf jüri seçimine de katılmadı. Soruşturmanın ilk tutuklanan sanığı Rıza Sarraf olmuştu. Eşi Ebru Gündeş de tatil için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 Mart 2016 tarihinde yakalanan Sarraf, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve Amerikan bankalarını dolandırma suçlamaları ile 90 yıla kadar hapis ve 50 milyon dolar para cezası istemiyle yargılanıyor. Davadaki diğer tutuklu sanık Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla. Atilla da İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek ve bankacılık dolandırıcılığı ile suçlanıyor. 28 Mart 2017'de tutuklanan Atilla 50 yıl hapis cezası ve 2 milyon dolar para cezası talebiyle yargılanıyor. Eylül ayında hazırlanan ek iddianame ile ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan, Halkbank uluslararası operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Levent Balkan ve Sarraf'ın çalışanı Abdullah Happan Hapani de davaya sanık olarak eklendi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Rıza Sarraf davasının Türkiye'ye karşı bir kumpas davası olduğunu söyledi. Kanal 24 televizyonunda canlı yayında konuşan Bozdağ, Sarraf üzerinden Türkiye'ye karşı siyasal bir operasyon yürütüldüğünü savundu. Baskı uygulanıyor üzerine ve ceza tehdidiyle korkutularak onların iftiralarının altına imza atması zorlanıyor. Yani itirafçılığa değil, iftiracılığa zorlanıyor. Çok net söylüyorum. Rıza Sarraf dosyası Türkiye'ye tartışmasız bir kumpastır. Rıza Sarraf üzerinden Türkiye'ye karşı bir siyasal operasyon yürütülmektedir. Bu dava hukuki kesinlikle değildir. Çünkü hukuki temelleri asla yoktur. Hukuk kullanılarak yapılmaktadır ama bütünüyle siyasi bir davadır. Bu dosyaya ait bir dosyada hukuken Amerikan hukukuna göre de geçerli hiçbir delil yoktur. ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum. Sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi, kim verdi yoksa siz mi buldunuz? 17 Aralık sürecinde Fethullahçı terör örgütünün
Türkiye'de yargıyı kullanarak yapmak isteyip de yapamadığı hukuk darbe teşebbüsünün bu bir nevi Amerikan yargısı kullanmak suretiyle bir FETÖ-ABD işbirliği içerisinde Amerika'da tekraren görülmesi anlamına geliyor. Çok açık. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rıza Sarraf davasına dayanak oluşturan 17-25 Aralık operasyonlarında kumpas davasında önemli bir gelişme yaşandı. Operasyonlarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin davada 3 firari savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen davada firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi. Mahkeme bu nedenle sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Interpol'e yazı yazılmasını kararlaştırdı. Operasyonun düzenlendiği dönem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeci meslekten ihraç etmişti. 17-25 Aralık operasyonunda aralarında bakan çocukları ile İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, sürecin sonunda 4 bakan istifa etmişti. Savcılık daha sonra soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. FETÖ'nün para kasası olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz Sudan'da yakalandı. Çıkmaz, MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirildi. FETÖ'nün yurt dışında bulunan ve Türkiye'den kaçan mensupları için özel ekip oluşturan MİT, Çıkmaz'ın Sudan'daki yerini 2 ay önce saptadı. Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin ortak operasyonuyla bir süre önce gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı. MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'da işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İstanbul'dan ses ve görüntü bilişim sistemiyle katılan Çıkmaz, yorgun olduğu gerekçesiyle savunmasını sonra yapacağını söyledi. Mahkeme heyeti sanığın kuvvetli suç delilleri ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığın Çorum L tipi kapalı cezaevine nakledilmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Memleketi Çorum'da petrol istasyonları ve tuğla fabrikası bulunan Çıkmaz, FETÖ'nün para kasası olarak ifade ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizde yaşanan hareketliliği suni şişkinlik olarak niteledi. Ekonomide sürekli olumsuzlukların konuşulduğunu belirten Erdoğan, karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesini bilmeyenler olabilir dedi. Erdoğan İstanbul'da katıldığı toplantıda da teknoloji bağımlılığına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Dünyamız bir telefon markasının yeni modeli için saatlerce sıra bekleyen insanlar kadar teknolojisiz bir hayat kurmaya çalışan bireylerin de dünyasıdır. İstanbul'da düzenlenen teknoloji bağımlılığı kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uyarılarda bulundu. Teknofobik insanlar değiliz. Bizim için kıstas teknolojinin fıtrata aykırı olmamasıdır. Öğrencilerin bilgisayar, internet, cep telefonu ve televizyon ile geçirdikleri süre günde ortalama ne kadar biliyor musunuz? Asgari 6 saat. Kitap, dergi ve diğer yayınlara ayırdıkları süre ise 1 saati dahi bulmuyor. Bu kötü gidişi elbette eli kolu bağlı bir şekilde izleyemeyiz. Erdoğan bir an önce harekete geçilmesi için çağrı yaptı. Çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine onları veya onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yollarını göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Harekete geçmediğimiz her gün sıkıntı da büyüyecektir. Sadece bugünümüz değil, asıl istikbalimiz tehdit altındadır. Tehlike tıpkı dağdan kopan bir çığ gibi üzerimize doğru gelmektedir. Daha sonra Ankara'ya geçen Erdoğan ATO ödül törenine katıldı. Döviz 3 kuruş yükseldi. Akaryakıt 2 kuruş arttı. Enflasyon yarım puan fazla çıktı diye karalar bağlayanlar. Ancak 15 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmeyenler olabilir. Şimdi konuşuyorlar.
Kur şöyle arttı, kurt böyle baskı yaptı, kur bilmem nereden gidiyor, nereye geliyor. Ya bütün bunları konuşuyorsunuz da bir doların 7500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz? Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi. 2017 büyümesinin %6'dan fazla, muhtemelen %7 civarı olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Mesela ihracat. Son günlerde çok güzel haberler aldığımız bir başka alan. Bir rekora doğru gidiyoruz. 154,2 milyar doları bulduk. Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Yüksek faizle borçlanmamız lazım gibi yaklaşımları doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan offshore hesap polemiği sürüyor. Erdoğan'ın "ispatlarsan Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım" çıkışının ardından gözler CHP'nin yarın yapacağı meclis grup toplantısında. Sen öyle yerli milli falan filan bir bırak bu ayakları. Bırak bu ayakları. Senin kaç milyon dolar paran var? Sen onu bize bir çıkar bakalım. Yurt dışında hangi bankada Tayyip Erdoğan'ın hesabı var? Bunu ispatla. İspatlayamadığın takdirde bir defa sen siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan ben hem siyaseti hem Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki offshore hesap polemiği sertleşiyor. Kılıçdaroğlu söylediğinin doğru olmadığını, iftira ettiğini adı gibi biliyor. Soru sorarak itibar suikastı kimse yapmamalıdır. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi soru sorarak itibar suikastı yapıyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP liderinin daha önce de benzer iddialarda bulunduğunu ancak ortaya belge koyamadığını söyledi. Adil Öksüz işte efendim casustur dedi, açıkla, açıklamadım. İşte şu kadar bakan vekil şöyledir, böyledir, açıkla, açıklamıyor. Yeni bir moda, sorarak iftira ediyor. Bunu ispat edin, ben Cumhurbaşkanlığından hemen istifa edeceğim. İşte hodri meydan. Bozdağ'a yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Salı günü yapılacak grup toplantısında belgeleri ortaya koyacaklarını açıkladı. Milletin önüne belgelerin çıkışını, milletin önünde bu konunun konuşulduğunu grup toplantımızda izleyeceksiniz. Sayın Genel Başkan'ın deyimiyle sevgili Erdoğan'ı yarın başka bir canlı yayınla grup toplantısını maskelemek yerine televizyonun karşısına geçip milletin huzurunda Sayın Genel Başkanımızı dikkatle dinlemeye davet ediyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin önemini anladığını söyledi. İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Yıldırım, IŞİD yenildi, şimdi PYD ile bu ilişkiyi bitirme zamanı geldi ifadesini kullandı. Resmi ziyaret için Londra'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir görüşme yaptı. Türkiye son 15 yılda tam istikrar ve güvene sahip bir iktidarla yönetilmektedir. Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi, Türk ekonomisindeki istikrara dikkat çekti. 2016 hain darbe girişimine rağmen ekonomimiz yılın sonunda toplamda 3.2 yüzde büyümeyi başarmıştır. Yıldırım'ın en önemli randevusuysa İngiliz mevkidaşı Theresa May ile yaptığı görüşme oldu. Başbakan Yıldırım, May ile Downing Street'teki başbakanlık konutunda bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Yıldırım, May'in Ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin başta savunma sanayisi olmak üzere yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatlarının önünü açtığını belirtti. Türkiye ile olan ilişkimiz bizim için çok önemli diye konuşan İngiltere Başbakanı May de çeşitli küresel meselelerle ortaklaşa muhatap oluyoruz. Terörle birlikte mücadele ediyoruz dedi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye mülakat verdi. Yıldırım'a Amerikan Başkanı Trump'ın YPG'ye destek verilmeyecek sözü soruldu. Trump, Türkiye için neyin önemli olduğunu anladı. Bir terör örgütüyle savaşırken bir başka terör örgütünü kullanamazsınız. IŞİD hali hazırda yenildi. Şimdi PYD ile bu ilişkiyi bitirme zamanı geldi. Bu yüzden Trump silah sağlanmasının yanlış olduğunu söyledi.
FETÖ soruşturmalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, empati çağrısı yaptı. Biz kanıt olmadan hiçbir insanı tutmuyoruz. Türkiye'de hukukun üstünlüğü var. Ya siz darbe girişimi yaşamış olsaydınız, Buckingham Sarayı bombalanmış olsa, bunu yaşamış olsaydınız bizi anlardınız. Ben dostlarımızın empati yapmasını istiyorum. 264 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savcı Gülmen'in tahliyesini istemişti. Gülmen, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya Sekbis ile bağlandı. Cezaevi koşullarının ağır olduğunu ve savunma yapabilmek için koşulların sağlanmadığını söyleyen Gülmen tahliyesini istedi. Duruşma savcısı bir önceki celsede verilen mütalasını tekrar ettiklerini belirterek toplanacak delil kalmaması, delillerin karartma ve kaçma şüphesi olmaması nedeniyle Nuriye Gülmen'in adli kontrolle tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Gülmen'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kanun hükmünde kararname ile kamudan ihraç edilen iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 264 gündür açlık grevi yapıyor. Özakça 20 Ekim'de elektronik kelepçe şartıyla tahliye edilmişti. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir dava daha başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesine karıştıkları suçlamasıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle yargılanan 50 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen davaya tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmayı izleyenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve işgal sırasında şehit olan İlhan Varank'ın kardeşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı da vardı. 14 kişinin şehit edildiği, 152 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin iddianamede 50 sanık hakkında anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon İşletme Müdürlüğü'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki maden işçisi hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocağında göçük meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon İşletme Müdürlüğü'ne ait ocakta çalışmaların sürdüğü esnada -360 ve 460 kodları arasında göçük oluştu. Üç maden işçisi göçük altında kaldı. Diğer işçiler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine göçüğün meydana geldiği maden ocağına tahlisiye, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İşçilerden Abdülkadir Çebedi, göçük altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan iki işçi için çalışmalarını hızlandıran ekiplerden acı haber geldi. İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı adlı maden işçilerinin cesedine ulaşıldı. Haberi alıp ocağa koşan işçi yakınları sinir krizi geçirirken, maden işçileri de gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dünyayı sarsan aylan bebek olayının bir benzeri Iğdır'da yaşandı. Kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan grupta bulunan 3 yaşındaki Gine uyruklu çocuk annesinin sırtında donarak öldü. İnsan tacirleri, Afganistan ve Gine uyruklu kaçakları İran üzerinden Ağrı Dağı eteklerinden Aralık ilçesine getirdi. Kaçakçılar grubu dondurucu soğukta Karasu Nehri'nde yürüttü,
ardından boş bir araziye bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 3 yaşındaki Gineli Muhammed'i annesinin sırtında donarak hayatını kaybetmiş halde buldu. Çevrede yapılan aramada üstleri ıslak bir şekilde ölmek üzere olan bazı kaçaklar da bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cesedi otopsi için Erzurum'a gönderildi. Donarak öldüğü tespit edilen 3 yaşındaki Muhammed kovma bassa Erzurum'da kimsesizler mezarlığına defnedildi. Güvenlik güçleri insan kaçakçılığı yapanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da çocuk istismarı dahil 29 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi sevgilisini boğarak öldürdü. 16 yaşındaki kızın cesedi bavulda bulundu. Cezaevi firarisi adam 16 yaşındaki sevgilisini boğarak öldürdü, cesedi bavulun içine koydu. Olay İstanbul Gazi Osman Paşa, Yıldız Tabya Mahallesi Pınar Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Bir yıl önce Gaziantep'te cezaevinden firar eden ve çocuk istismarı ile hırsızlık dahil 29 ayrı suçtan kaydı bulunan 31 yaşındaki Ahmet Şahin, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek İnce'yi iddiaya göre para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı. Bunu kabul etmeyen İnce evden kaçarak Gaziantep'teki ailesinin yanına dönmek üzere otogara gitti. Ancak Şahin otogarda yakaladığı sevgilisini eve geri getirdi. Bilet almış gidiyormuş ablası. İşte ablası, şeyin kartının ablası. Yardımcı olarak hani git kızım hani kurtar kendini. Insanları. Öğrenince otogara. Öğrenince çocuklardan tabii. Hemen otogara alıyor geliyor, olay ondan sonra oluyor. Çift arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahin 16 yaşındaki sevgilisini elleriyle boğarak öldürdü. Cesedi bavula koyan Şahin, bavulu da bir gecekondunun bodrum katına bıraktı. Şahin, bağırışları duyan yakınları eve girmeye çalışınca panikleyerek tabanca ile havaya birkaç el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ben üzüldüm, ne üst günah. Nasıl sevgi bu, nasıl düşmanlık bu, böyle olur mu? Aynı sokaktaki gecekondunun bodrum katında bavul içerisinde ceset bulundu. Zanlı ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Niye öldürdün? Neden öldürdünüz? Bir şey diyecek misin? Düşman mısınız? Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilek İnce'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 16 yaşındaki kızın ailesinin bir yıldır kızlarını aradıkları ve Ahmet Şahin hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan öfkeli adam eşini vurmak isterken 2,5 yaşındaki kızını vurdu. Küçük kız karın boşluğuna isabet eden kurşunla yaralandı. Ben geri döndüm. Daha yeni kadar şey. Karısını vurmak için kurşun yağdırdı, 2,5 yaşındaki kızını vurdu. Çocuk elimde yanımdaydı. Takip etti bizi, ben koşa koşarak gittim eve. Olay Samsun'un Yaşardoğu mahallesinde meydana geldi. İki çocuk annesi 22 yaşındaki genç kadın 5 yıllık evli olduğu eşini şiddet gördüğü gerekçesiyle terk ederek babasının evine yerleşti. Yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan genç kadın, 2,5 yaşındaki kızı Berunsu ile çarşıdan döndüğü sırada eşinin silahlı saldırısına uğradı. Nereden aslında belli olmayan bir şey mi? Belli. Bana çıkardı, iki aylık önce hava yaptı, sonra bana çevirdi. İşte ağzlanamayacak kendime neler söyleyerek bana ateş attı ama ankabı üstünü örtünce camlar delik zaten. Genç kadın olayı yara almadan atlatırken yanında bulunan kızı sol karın boşluğuna isabet eden kurşunla yaralandı. Şurada duruyor. O aşağı rayına yapmış o zaman. Zaten. Küçük kız ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun vücudunda kaldığı tespit edilen küçük Berunsu ameliyata alındı. Olaydan sonra kayıplara karışan baba, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Pendik'te tek katlı evde yangın çıktı. 3 yaşındaki oğlunu kurtarmak isteyen kadın alevlerin içinde kalarak feci şekilde can verdi. İstanbul Pendik'te bir gecekonduda yangın çıktı.
Oğlunu kurtarmak isteyen kadın feci şekilde can verdi. Olay Ertuğrul Gazi Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Abim işte yeğenimi alıyor, kapıyı zorluyor. Kapıyı açamayınca mutfağın camını kırıp korkuluktan dışarı çıkıyor. Yengeme de peşimden geldi diyor. Herhalde gelemiyor yengem. Fatih Çetin ve eşi Gülizar Çetin'in tek katlı evinde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevler tüm evi sardı. Hadi abim camı kırmış, çıkmış dışarıya, o çıkamamış, yığılmış, kalmış. Yoğun dumandan etkilenen aile mutfak camından dışarı çıktı. Ancak 26 yaşındaki Gülizar Çetin, eltisi tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu Talha'yı göremedi. Kaynım bağırınca Soner Soner diye ben hemen Soner'i kaldırdım, eşimi. Eşim Talha'yı bana veriyor, buraları kırıp geçiyor. Ondan sonra çocukları dışarıya çıkardım, itfaiye aradım, sigortaları attırdım. Oğlunu kurtarmak için tekrar eve giren Gülizar Çetin, alevlerin arasında kaldı. Çetin'in üzerine evin çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken itfaiye erleri genç kadının cansız bedenine ulaştı. Yoğun dumandan etkilenen Fatih Çetin ise tedavi altına alındı. Ankara'da dur ihtarına uymayan otomobilden polise ateş açıldı. Kovalamaca sonucu şüphelilerden biri yakalandı. Altındağ'da polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmaya çalıştı. Otomobildekiler silahla ateş açarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında da polise ateş etmeyi sürdüren zanlıların kullandığı otomobil Kane mahallesinde bir polis aracına çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan iki kişiden biri yakalandı. Diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Olay sırasında şüphelilerin açtıkları ateş sonucu bir binaya 4 mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin kaçmaya çalıştığı otomobilin de düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan liselere girişte yapılacak yeni merkezi sınava ilişkin önemli açıklamalar geldi. Soru sayısının 60'tan 90'a çıkarıldığını söyleyen Yılmaz, sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak dedi. 135 dakikada tek oturumda gerçekleştirilecek sınav test usulü olacak. 60'tan 90'a çıkardık. 90 soru. 135 dakikalık bir süre içerisinde kesinlikle tek oturumda ikinci bir oturum olmayacak. Tek oturumda 90 soru 135 dakikada. Liselere geçişte uygulanacak yeni sistemde soru sayısı arttı. Açıklama Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. 20 fen soru soracağız. 20 matematik soracağız. 20 Türkçe soracağız. 10 inkılap tarihi ve Atatürkçülükten soracağız. 10 din kültürü ve ahlaktan soracağız. Onu da yabancı dilden soracağız. Soruların tamamı 8. sınıftan gelecek, sınav test usulü yapılacak. Toplumda şöyle bir algı var. Bunun değerlendirmesini objektif olarak yapabilmek mümkün değildir. Yeni bir tartışmaya yol açmamak için biz açık uçlu soru sormamayı bu sınavlarda kararlaştırıp sorulmayacak. TRT Haber canlı yayınında konuşan Yılmaz, liselere girişte yapılacak yeni merkezi sınava ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci sayısı %10'a tekabül eden bir grubu biz sınavla öğrenci alan okullar statüsüne getireceğiz. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları. Bu %10'luk kapsam içine giren okullar her yıl güncellenecek. %10'luk dilime giren proje okullarının başarı oranlarına göre değişiklik gösterebileceğini söyleyen Yılmaz'a adrese dayalı kayıt sistemiyle ilgili endişeler de hatırlatıldı. Yılmaz, kimsenin evladı istemediği bir okula gönderilmeyecek dedi. Hiç kimsenin evladını istemediği hiçbir bölüme göndermeyeceğiz. Bir veli evladını İmam Hatip Lisesi'ne göndermiyorsa kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz onun kaydını İmam Hatip Lisesi'ne yapmayacağız. Meslek lisesine göndermeyecekse kararı bu şekildeyse o öğrencimizi, evladımızı meslek lisesine göndermeyeceğiz.
Değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesini de bildirelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rıza Sarraf davasının bu hafta görülmeyeceği bildiriliyor. Rıza Sarraf davasının aslında 12 jüri üyesi seçimi şu sıralarda devam ediyordu. Bültenimizin başında aktarmıştık. Bir veya iki gün içerisinde jüri seçiminin tamamlanmasını bekliyorduk ve jüri seçiminin hemen ardından da Sarraf davasının asıldan görüleceği duruşmaların başlayacağı belirtilmişti. Ancak son dakika gelişmesiyle birlikte davanın bu hafta başlamayacağı bilgisi elimize ulaşmış durumda. Uzun bir süredir duruşmalara gelmeyen Rıza Sarraf jüri seçimine de bugün katılmadı ve soruşturmanın ilk tutuklanan sanığı Rıza Sarraf olmuştu. Değerli izleyenler, Rıza Sarraf'la ilgili 19 Mart 2016 tarihinde yakalanan Sarraf'la ilgili İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve Amerikan bankalarını dolandırma suçlamalarıyla 90 yıla kadar hapis ve 50 milyon dolar para cezası istemiyle yargılama gerçekleşecek. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, Türkiye'nin tekstil sektöründe alternatifinin olmadığını söyledi. Şankaya, hazır giyimde Türkiye'den başka alternatifler olmadığını Avrupa'da gördü diye konuştu. Ben hazır giyim konfeksiyonun ve tekstilin paralelinde önünün çok açık olduğunu görüyorum. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya 2018 için umutlu konuştu. Ciddi bir tekstil altyapımız var. Yani ipliğimiz elimizin altında. Dokuma, baskı, boya, dikiş, aksesuar, her şey var bu ülkede. Kaç ülkede böyle her şey imkanı olan ülke var? Çok az. Millet o ülkeden o ülkeye taşıyor ara ürünleri. Şankaya, Türkiye'nin sektörde alternatifinin olmadığını, Avrupa'nın da gördüğünü söyledi. Avrupa'da baktı, Türkiye'nin bir alternatifi yok. Yani Türkiye'nin bu sektörde alternatifi yok. Olduğunu bilseydi, bu olumsuz geçen bir yıl içerisinde giderlerdi, gidemediler. Demek ki her tarafı denediler ama bizdeki esneklik, bizdeki hız, bizdeki kalite başka hiçbir yerde yok bu yakın coğrafyada. Şankaya, Türk üreticilerin hızlı tedarik ve kaliteli üretimle Avrupa pazarına yakınlığının önemli bir avantaj olduğunu söyledi. 2008 krizinde bütün markalar yaşadılar bu sıkıntıyı. Stoklu çalışmanın bedelini ödedi. Şimdi diyor ki ben stoksuz çalışacağım. Ucuz malı oradan alacağım. Anlık sattığım, devamlı sattığım malı da Türkiye'den alacağım. Ya bu da ciddi bir katma değeri yüksek ürünler. Şimdi biz buradan mal veriyoruz. Onun için ben bu sektörün önünün açık olduğuna inanıyorum. Şankaya, hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörünün Türkiye için önemini rakamlarla da anlattı. Hazır giyim, tekstil, ayakkabı, deri de dediğiniz zaman bunların hepsi aslında bir bütün. 30-32 milyar dolar ihracatı var. Yani otomotivin kat ve kat üzerinde bir ihracat ve baktığınız zaman ithalatı da sadece girdisi %12-13'lerde olan bir sektör. Değerli izleyenler, Çiftlik Bank adıyla son dönemde hemen hemen her yerde karşılaşılan internet oyunu sağladığı kazançla tartışmalara neden oldu. Polisinden doktoruna, iş adamına kadar on binlerce kişi bu oyuna 1 milyar liraya yakın para yatırmış durumda. Ayda %25 kazanç vadeden sistem sanal tavuk satıyor. Ancak biraz daha detaya girildiğinde ortaya farklı bir tablo çıkıyor. Siz öncelikle Çiftlikbank.com'a üye oluyorsunuz. Kendi hayvanlarınız, yani çiftlik bölümü var. Kendi çiftliğiniz, deponuz, üretim depolarınız vesaire var. Son dönemin yükselen trendi Çiftlikbank aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Bir buçuk aydır yatırım yapmış bulunuyoruz. İşte hayvan alıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Tavuk, arı ve keçi satın alan üyeler sanal yatırımın ardından %40'a yakın kazanç elde edebiliyor. Onu nakite çeviriyorsunuz tabii belli bir süre içinde. Peki ne kadar yatırım yaptınız şu an? Valla 100 bin liranın üstünde. Üretim var, depo var. Yem alıyorsunuz buradan. Daha sonra o buraya üretim olarak yansıyor. Bir zamanı var bunun tabii ki. Sizin ayarlamış olduğunuz bir zaman. Oradan
Buradan sat denildiği zaman şuradan nakite çevriliyor. Ancak bu kadar yüksek kazanç şüpheleri de beraberinde getiriyor. İddialar Çiftlik Bank'ın yeni bir titan olduğu yönünde. Sitenin Bursa'daki bayileri ise suçlamaları kabul etmiyor. Türkiye'de hayvancılık üzerine yatırım yaparak, insanları kar ortağı yaparak onlara bir senelik hayvan kiralayıp aynı zamanda kendi marka değerini oluşturmaya çalışan ve bu alanda yükselmeye çalışan firmalardan bir tanesi. Markamız yükselmekte. Yükseliş devam ediyor. Açmış olduğu tesislerimiz, Türkiye genelinde 30'u aşkın şubemiz. Çiftlik Bank, merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Fame Game Software isimli 100 bin dolar sermayeli bir firmaya ait. Şirketin CEO'su ise yazılım uzmanı olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Mehmet Aydın. 10 milyon lira kar sağlayan bir şirket günlük. Şirket, Bursa'nın İnegöl ilçesiyle Tekirdağ ve Akhisar'daki tesislerde üretim yapıldığını söylese de bu tesislerin henüz aktif yatırımlar olmaması dikkat çekiyor. Biz zaten açılışlara katılıyoruz bayi olarak, iştirak ediyoruz. Onun dışında üyelerimiz de her zaman davet ediliyor. Hem kontrol ediyorlar hem yönetim kurulu üyelerimizle orada iştirak içinde bulunabiliyorlar. Bursa'nın Hamza Bey mahallesinde yaşanan şüpheli kedi ölümleri mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Sokaklarda cansız kedilerle karşılaşmaya başlayan mahalle sakinlerinin iddiası korkunç. Herhangi bir site otoparkı değil, arabalara ayrılmış bir alan değil. Burada sokak kedileri yaşıyordu, adı üstünde sokak kedileri. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Hamza Bey mahallesinde son günlerde artan kedi ölümleri mahalle sakinlerini huzursuz etti. Buraya arabalarını koymak için buradaki bütün sokak kedilerini zehirlediler. 11 tane sokak kedimiz vardı. Kala kala geriye 4 tanesi kaldı. Ölü kedilerle karşılaşan vatandaşlardan biri de Osman Gazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Ayşe Orakçı. Aa, bu geldim başına, bu kedi ölmüş mü ne olmuş, uyuyor gibi yatıyor. Hiç ezilme yok, boğulma yok, kan yok, bir şey yok. Daha önce sokak kedileri için mahalleye bir kedi evi konulmuş. Mahalle sakinleri kedileri barınağın bulunduğu alanı otopark olarak kullanmak isteyen şahısların zehirlediğini iddia ediyor. Buraya bir araba daha fazla park etmek için kendi arazileri olmamasına rağmen burada bir 12 tane kediyi şey yapamadılar, besleyemediler ve öldürdüler. Ölen kedimiz de sosis salam yiyen bir kediydi. Sosis salamla verildi onlara, tahmin ediyorum. Çünkü sağ kalan 3-4 tane kedi var, onlar böyle sosis verdiğimde yemeyenler kaldı. Mahalleli sağ kalan kedilerin geleceğinden endişeli. Hepsinin isimleri var, çok seviyoruz. Alaca ve Gecemiz kaldı. Güneş ismi verilen kediden geriye ise sadece bu görüntüler kaldı. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki geldi. Kütahyalı'nın sözlerini ahlaksızlık olarak niteleyen Çavuşoğlu, tartışmanın farklı bir mecraya taşınmak istendiğini söyledi. Uslubu beyan aynı ile insan. Edep yahu diyelim geçelim kardeşler. Tamam mı? Televizyon programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan tepki geldi. Artık onu bir tarafa bırakıyorum. Telin ediyorum, kınıyorum ve bu bir ahlaksızlıktı. Bu şekilde de bilinmesini istiyorum. İnegöl'de Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, tartışmanın farklı bir mecraya taşınmak istendiğini de söyledi. Bunun üzerinden Bosnak kardeşlerimizin hassasiyetlerini kaşıyan, bunun üzerinden ısrarla farklı bir mecraya taşımaya çalışanların varlığını da görünce, Bosnak kardeşlerimizin de artık bu konu üzerinden istismar edilmesine fırsat verilmemesi gerektiğini de ifade etmeliyim. Güney Asya ülkesi Endonezya'da yanardağ alarmı sürüyor. Bali adasındaki Agung yanardağ bir hafta içinde ikinci kez kül püskürtmeye başlayınca alarm seviyesi en üst düzeye yükseltildi. Bali'deki havalimanı uçuşlara kapatıldı. Binlerce turist adada mahsur kaldı. Endonezya'nın tatil cenneti Bali adasında yanardağ kabusu sürüyor. Yeniden faaliyete geçen Agung Volkanı'nda her an büyük bir patlama yaşanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar magmanın yanardağın yüzeyine yaklaştığını doğruladı. Gelişmeler üzerine yetkililer alarm seviyesini en üst düzey olan 4'e çıkardı. Yanardağ çevresinde 10 kilometre çapında bir tahliye alanı oluşturuldu.
Adadaki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Turistik adada tatil yapan binlerce turist mahsur kaldı. Adanın en turistik bölgeleri olan Kuta ve Seminyak, yanardağa yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor. Yanardağın Eylül ayında yeniden aktif hale geçmesiyle yaklaşık 140 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş. Yetkililer Eylül ayı sonunda tahliye edilenlerin büyük kısmından evlerine geri dönmelerini istemişti. Yanardağ en son 1963 yılında patlamış ve 1100 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 17.500 adadan oluşan Endonezya'da 130'dan fazla aktif yanardağ bulunuyor. Çin'in Shaanxi eyaletindeki bir kasabada sirkten kaçan kaplan kalabalığın arasına daldı. O anlarda büyük panik yaşandı. Görüntüler Çin'in Shaanxi eyaletinden. Sirkte gösteri sırasında kafesini kıran kaplan aniden kalabalığın arasına dalıyor. Kısa süreli izdihama neden olan kaplandan kaçanlar iki çocuğun yaralanmasına neden oldu. Hastanede tedavi edilen çocuklar taburcu edildi. Sirkte çalışan bir terbiyecinin müdahalesiyle sakinleştirilen kaplan, meraklı bakışlar arasında gösteri alanından ayrılıyor. İngiltere Kraliyet ailesinin genç üyesi Prens Harry, oyuncu Meghan Markle ile dünya evine giriyor. Açıklama Prens Charles'ın ofisinden geldi. Kasım başında nişanlanan çift, 2018 baharında evlenmeyi planlıyor. İngiltere Kraliyet ailesi Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle'ın Kasım başında nişanlandığını açıkladı. İki yıldır birlikte olan çiftin nişan haberi Baba Prens Charles'ın ofisinden resmen duyuruldu. Haber dünya gündeminde geniş yankı buldu. Prensin Markle'a 36 yaşında hayatını kaybeden annesi Lady Diana'nın bir broşunda yer alan pırlantalarla özel bir yüzük tasarlattığı belirtildi. Çift 2018 yılı baharında evlenecek. Evlilik tarihini Nisan ayında dünyaya gelmesi beklenen Prens William ve Kate Middleton'ın üçüncü bebeklerinin doğumunu bekledikleri için bahara ertelediklerini belirten çifte, dünyanın dört bir tarafından tebrik mesajları yağıyor. The Suits dizisinde oyuncu olan Meghan Markle, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir Kanadalı ve sık sık insan hakları ile ilgili sorumluluk projelerinde yer alıyor. Daha önce menajeri Trevor Engelson'la evlenip boşanan Markle, bu açıdan da kraliyet ailesi için bir ilk. 33 yaşındaki Prens Harry'den 3 yaş büyük olan Markle, Kraliyet Sarayı'nın açıklamasıyla birlikte artık Sussex Düşesi olarak anılacak. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından yayınımız spor bülteniyle devam edecek.